Merhabalar efendim, Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yaz sebzeleriyle hazırlayacağımız bir tavuk yemeği tarifimiz var. Sebzeli tavuk yahnisinin yapımını öğreneceğiz ama isterseniz gerekli malzemelere bir göz atalım. 750 gram tavuk bonfile, 1 adet orta boy kabak, 1 adet orta boy patlıcan, 1 adet biber, 1 adet kırmızı biber, 2 adet orta boy domates, 1 adet patates, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 küçük çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı sirke ve tuz. Sebzeli tavuk yahnisi için gerekli malzemeleri öğrendik. Sebzelerimizi soyarak başlayalım. Patlıcanımızı her zaman olduğu gibi çubuklu. Kabağımızın tümünü. Şimdi sebzelerimizi doğrayarak devam ediyorum. Bunu ortadan keseceğim yalnız. Ne kadar büyük oldu demeyin. Bu şekilde. Kabağı da aynı büyüklükte ve aynı şekilde doğrayarak devam edelim. Tohumlarını aldığımız biberlerimizi de biraz daha ince olmak koşuluyla gene uzun doğruyoruz. Sebzelerimizden soğanı da şöyle fazla ince olmayacak fakat fazla da kalın olmayacak şekilde doğruyoruz. Sarımsakları da sıkıyorum. Şimdi domatesleri soymuyoruz. Şimdi sıra tavuğumuzu doğramada. Biz tavuğu da dediğimiz gibi gene sebzeler gibi biraz uzun doğrayarak hazırladık. Artık ateşin yanına gidebiliriz. Tencereye ateşimizi yerleştirdik. Yağda bırakıyoruz. Biraz ısınmasını bekliyoruz ve tecrübe edelim. Biraz daha ısınsın. Yağımız ısındı. Artık tavuk parçalarını atabiliriz. Tavuklar suyunu bırakıp çekene dek kavuruyoruz. Sırada soğan ve sarımsak var. Gördüğünüz gibi tavuklar bir hayli pişti. Bu aşamada tenceremizin kapağını kapatacağız. Soğanlar ve sarımsaklar şeffaflaşana kadar pişecek. Şimdi sırada biberlerimiz var. Sebzeleri sertlik sırasına göre atacağız. Beşer dakika arayla ilave etmeye devam ediyoruz. Biz taze patates kullanıyoruz. Taze patates biraz geç pişiyor. O yüzden patatesi diğerlerinden önce atıyoruz. Atalım. Yine kapağı kapatarak bekliyoruz.
Domatesden önce son olarak patlıcanları da ilave edelim. Patlıcanlar da şöyle bir 5 dakika diğer arkadaşlarıyla pişsin. Ve sonuca doğru gidelim. Artık domates zamanı. Tuzu da serpelim. Şöyle bir alt üst edelim. Biliyorsunuz yahniler kısık ateşte pişer. Kapağını kapatıyoruz. Ateşi kısıyoruz. 15 dakika sonra da pişmiş oluyor. Şimdi son aşama olarak yemeğimize bir çorba kaşığı kadar üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Bu çok farklı bir lezzet ve çok farklı bir doku katıyor. Birkaç dakika sonra artık zaten ateşten alacağız. Artık yahnimizi kapattık ve 10 dakika dinlendirelim. Sebzeli tavuk yahnisi pişti. 10 dakika dinlendirdik. Artık servis zamanı. Şöyle açalım. Harika. Mis gibi. Özellikle yaz sebzeleri kullanılarak hazırlanan bir yahni oldu. Bir fasulye eksik zannediyorum. Şöyle. Artık servise sunalım. İnşallah afiyetle tüketelim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde sebzeli tavuk yahnisinin tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.